İmam Müslim. Mescidge kirayetken de Bismillah deyip kirin. Allahümme iftahli abvaben rahmeti deyip, yani dua kılıp kirin. Ey Allah'ım menge rahmet, mağfiret eşiklerini, cennet eşiklerini açken deyip kirin. On ayak bilen kirin. Ve özünüzge münasip cayge oturin. Eğer adamlar köy boladigen bulsa boş cayge oturin. Eğer namaz okuş makruh bo'lmagan vaqt bo'ladigan bo'lsa, makruh vaqtlar qaysidir? Kun quyosh chiqayotgan paytda, tikkaga kelgan vaqti, quyosh botayotgan vaqtda. Bo'lmasa, o'tirishingizdan oldin 2 rakat namoz o'qib qo'ying. Bu sunnat, muhtaramjonlar, sunnat bu. Juma namoziga kelganda esa, muhtaramjonlar, tahiyyatul masjid namozini İmamın maruzasından aldın okun. İmamın maruzasından aldın ne makinin? Okun. İmam maruza kılıyorken Beyt-i Mekke turvar tahiyyatul mescid namazını okuş bizim mezhebimizde dürüst emez. Niçin? Çünkü emr-i maruz nehi münkerini eşitişlik sünnetin üstüde duradı. Eğer maruza kılınmayken bosa, maruza kılınmayken bosa, hutbe okulmayken bosa, onda siz helal vermezden, özünüzü körsetmezden, bir çitte Allah'ın da kanaları buladan bosa, Allah'ın da kanada yengil iki rekat namaz okun. Yengil. Hacge bağlan silahı hacge. Tavaftan ki makamı İbrahim'in arkasında iki rekat sünnet namazı okuyunuz. He, Peygamber Aleyhisselam ne dedi? Yengil oku dedi. Yengil yine bir kiçkine kiçkine surelerini koşup oku dedi. Ne için? Çünkü itibar sizge karaladı. Hemme sizge karaydı. Kimeken bu? Namaz okuyakan şeklinizge karaydı. Başka kişilerge hacde, makam-ı İbrahim'in arkasında namaz okuşlarına helal biraz. Uzun uzun surelerini koşup okuyduğun bu sefer. Ama imam, tekidlen itemiz, imam hutbege, bana bu hutbe, hassan-ı uşak türüp okuyumuzu elhamdülillah de. Hutbege çıkkende hiç kanaka namaz okulmaydı oldu. Düşündüğünüz mi? İmam hutbeye malı minberge çıkıp asasını üşler elhamdülillah başlananın ki hareketler hem tohtaydı. Bizim Ebu Hanife rahmetullahi mezhebede Cuma'nın namazını içine kirtken iken İmam hutbeye çıkkandan ki aldığı öt toğırla topunu ki yeten yap değişen mümkünmez. Mümkünmez. Mescitte mudam tinçlik saklanışı lazım. Mescitte fakat tinçlik. Ustazlarımız, malum ustazlarımız yeterli okutucular. Allah razı olsun. Çürül uçsa kanatın havası eşitli dursun derdi. Ana şunun ne buluş gerek mescitte? Ana şunun ne bir halette oturuşumuz gerek. Dünyalı geplerini yapırış mutlak mümkünmez. Hatta karan dünyalı gep bir çifte tursun, savap kirtiredigen, siz bilen menge savap kirtiredigen zikir tesbihlerini hem, hatta ki Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyduğunu bulsanız, avazınız benden çıkması da gerek. Yani dünya geplerini koyuverin muhtemelen var. Tesbihlerini, Kur'an'ı avazımız çıkazıp okuşulup mekruh. Çünkü hadis geldi. Sahabe Es-Said İbn Yezid eytadı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidlerinde yedim deydi. Es-Said İbn Yezid eytadı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidlerinde yedim. Bir kişi menge taş attı deydi. Karesem
Umar ibn Hattab raziyallahu anhu ekan deydi. Taş atkan kim ekan? Umar raziyallahu anhu. İma işara bilen. Onu iki adamını dedi. Umar raziyallahu anhu. İma işara bilen. Onu iki adamını men aldığımı alıp gel dedi namazın keyin. Keyin ben iki adamı alıp geldim. Umar bayağı iki adamını saval verip soruyor. Sizler kayırlıksızlar. Kayırlıksızlar sizler. Onlar biz taiflikimiz dedi. Yani mihmanımız. Taif'ten gelgemiz dedi. Umar raziyallahu eğer şu yerlik yani Medine'lik boğanlarında senlerin tenzirini bir koyardım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi de avazlarını kötergenin üçün dedi. Düşünürlük oldu mu? Umar raziyallahu taş attı sahipke karadı işara bilen bana iki tane namazın kimliğini aldığımı alıp geldi dedi. Alıp geldim. Hayırdın sen? Taif'ten ben dedi. Eğer sen meşhur yerlik bugününde seni cazanını birerdim. Ne için? Mescidde avaz çıkazıp yapırganın için dedi. Resulullah'ın mescidi de avaz çıkazıp yapırganın için. Bu hemme mescidde tağlıklı muhtemelen. Hemme. Yeryüzüdeki hemme mescidde tağlıklı. Demek avaz çıkarıp dünya geplerini yapırış hakkımız yok. Hakkımız yok. Allah Teala nasip kıldı mı, taharat kılıp mescide girdik mi? İki lebge nime tartemiz? Zamok tartemiz. Kulflep peşmeyimiz. Tişimizin tişimizden mehkem koyuyorlarız.